Ben biraz daha böyle alt, bana biraz daha yakın geliyor bu maç. Bana Beşiktaş sanki yenecek gibime geliyor ya. Sıkıntılı bir maç, az gol göreceğimiz bir maç gibi geliyor. Hatta karşılıklı gol görmeyiz gibi geliyor. İlke ben izlenmeyecek bir maç gibi sanki. Bence Affetsin beni Denizlispor Rize taraftarı. Denizli kazanacak ya. Skor bilmiyorum ama bana ben kazanacakmış gibi geliyor Denizli. Kazanırsa biri 1-0, 2-0 falan kazanır. Yani 3 Bana gol zor görürüz ya. da öyle geliyor. İç sahada biraz böyle fark eder. Coşku moşku 1-0 Denizli falan alır gibi geliyor. Yani ben de aynı düşünüyorum. Ya sanki Trabzon'da ben net galibiyet görüyorum. Ankara'dan galibiyetle dönecek Trabzon. Ben de Trabzon'un çok rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Ben de Trabzonspor galibiyeti bekliyorum. Sivas çıkar oradan bak. Emre Kılınç yine affetmez. Rahat kazanır gibi geliyor bana. Yani hani Hayda. baya baya böyle bir rahat bekliyorum. Yani hatta böyle bir deplasman şanssızlığını kırar gibi geliyor bana Sivas. Yani baya böyle bir iç saha performansına yakın bir performans bekliyorum ben. Abi sanki ben Hamzaoğlu'nun Kasımpaşa puan alacağını düşünüyorum ya. Yani 1-1 veya 2-1 bir Gençler Birliği galibiyeti bana mantıklı geliyor. Ben de Gençler Birliği alır diyorum ya. Ya Hadi bu Karlı tek başına. ateşten çıkma şey maçı olur bence Gençler Birliği için. Zaten Hanzoğlu ile güzel başladılar. Yani Evet. skor dersem de ilke gibi 2-1 derim herhalde ben. Abi bence Göztepe kaybetmeyecek ya. Bak net izlemem ben bu maçı ama bence bu maç berabere bir. Ya ben de berabere diyorum maça. Hocam vallahi çok geçti. Geçti hocam. Ne olur? Ne olur? Kardeşim bak bu ter. Ter bu ter. Ya neye isyanınız ne hocam? Lan maç bitti isyan ne? Dostlar selamlar. Basit Goller Yedik programının 13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine benimle beraber Mehmet, İlke, Rejide, Talha ve Kedi bu sefer bambaşka bir yerdedir diye düşünüyorum. Sefer yok. Bu sefer yok. Beraberiz. Benim internet problemlerim sebebiyle yan komşudan çektiğim internetle Türk yan komşum Yusuf Emre'ye de teşekkürlerimle programı açıyorum. Beyler nasılsınız? İyidir ya sizleri sormalı. İlke? Vallahi abi 3 gündür sporla başladım ben. Felaket bir tempo. Yarın yapmayacağım yani Perşembe günü yap. Program Çarşamba günü çekiliyor diye de böyle bir parantez içinde söyleyeyim. Çünkü şey yaşıyoruz onu. Ya bunu niye konuşmadınız? Şey yani yoğun bir tempo. Bakalım. Ya iyi diyelim, iyi olalım. İyi gidiyor şu an. Yani sonrasında Cuma günü takviye oyuncu sakatlanıyor. Tabii. Cumartesi ki maçta niye anlattınız diye başımıza Tabii geliyor. tabii tabii. Yapacak bir şey yok. Eksiklerden konu açılmışken haftanın ilk maçına geçeyim ben. Cumartesi günü Fenerbahçe Göztepe'ye konuk olacak. Yani Fenerbahçe'nin öncelikle tabii ki Yeni Malatya maçını da anlatarak başlamak lazım buraya. Fenerbahçe özellikle hücum oyuncuları bakımından üst üste gelen kötü haberlerle sarsıldı. Vedat Muriç, Kruse zaten yoktu. Mevlüt Erdinç de olmayınca aslında sahaya birçok kişinin düşünmediği bir 11 ile çıktı Ersun Yanal. Yani tartışılacak da bir 11 ile çıktı. Mesela benim için Alper Pot'un ilk 11'de olmasından çok Geri Rodriguez'in böyle bir maçta yedek olması problemdi. Yani Geri Rodriguez uçuyor mu kaçıyor mu? Hayır. Ama Kasımpaşa karşısında da çok kötü bir Geri Rodriguez vardı. Ama ben kendi adıma Geri Rodriguez'e mesaj verme maçının sanki Kruse ile Vedat'ın olmadığı maç olmadığını düşünüyorum. Yani o maçta en azından sahada olmalıydı diye düşünüyorum. Bununla beraber her hafta üstüne koyarak gamsızlaşan Moses da eklenince bu takıma Fenerbahçe skor üretme anlamında, pozisyona girme anlamında ciddi sıkıntılar yaşadı. Her ne kadar Emre Belezoğlu belki penaltı yazsa Fenerbahçe yine 3 puana dönecekti o maçtan. O ayrı konu ama Fenerbahçe yine istatistik anlamında kağıt üzerinde iyi gözüktüğü bir karşılaşmada görsel anlamda hiçbir şey sunamadan 0-0 beraberlikle sahadan ayrıldı. Yani kağıt üstüne bakıyorum Fenerbahçe'nin bu maçına. Yeni Malatya deplasmanında beraberlik kötü sonuç mu? Çoğu kişi kötü sonuç değil diyor. O ne zaman kötü sonuç oluyor? Sen Kayseri'yi yenseydin, Antalya Tabii. Spor'u yenseydin bu Tabii. kötü sonuç değildi abi. Tabii ki. Ama şampiyonluğa giden yollar buradan alınan 3 puanlarla geçiyor. Diyerek İlke'nin ikinci takımı olan Göztepe'ye konuk olacağımız maça geçeyim yavaştan. İlke sana da paslayayım. Tabii. İlhan Hoca bir beraberlik bir galibiyet. Yeni Malatya beraberliği üstün Alanya'dan çıkılan 3 puan. Göztepe'ye oturdu sanki İlhan Hoca. Bu bağ tuttu gibi.
Yani hocaya saygısızlık olmasın da Tabertuna'dan sonra kim gelse sanırım böyle bir performans gösterecekti yani. Kusura bakmasın Tabertuna. Ben sevmediğimi herkes, oynattı oyunu da beğenmediğimi de herkes biliyor. Sevmediğim konusu kendisiyle alakalı konu. Yani sadece Beşiktaş teknik direktörünün Şenol Güneş'in yardımcısı olarak eyvallah iyi bir iki yıldı. Ama böyle bir şekilde hemen bir takımın başına geçirilmesi benim çok tasvip ettiğim bir ve savunduğum bir durum değil açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'nin ben son maçını izledim herkes gibi. Yeni Malatya deplasmanında senin o az önce söylediğine tamamen katılıyorum. Yeni Malatya Spor deplasmanında 1 puan, bu kadar eksikte 1 puan. Alper Santrafor oynadığı bir maçta 1 puan, alınan 1 puan bence kötü değil. İlk önce bunu söylemek lazım ama şu kötü olan şu. Bir coşku vardı. Coşku vardı. Ben hep bunu söyledim. Bu ligde şampiyon olmak istiyorsan teknik detaydır ama coşku bence en büyük detaydır. Çünkü mevcut coğrafya bunu daha çok istiyor. Teknik taktikten daha çok. Bunu Abdullah Avcı'da da görüyoruz aslında. Ama şu var. Coşku mu kayboluyor Fenerbahçe'de? Bence öyle çok abartı olur. Ama şunu söylemek kesinlikle bir gerçek. Yani söylemek gerekiyor. Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır cümlesi vardı hocanın. Aynı Fenerbahçe son maçında Yeni Malatya Spor deplasmanında son iki oyuncu değişikliğini Tolga Yarslan ve Jason'dan yaptı. Yani Fenerbahçe önde olduğu bir maçta bu oyuncuları almadı. Fenerbahçe öne geçmek istediği bir maçta bu oyuncuları tercih etti. Bence burada net bir şekilde bir tercih hatası var. Söylenen sözlerle yapılanlar birbirini tutmuyor. Burada bir sıkıntı var. Bunun konuşulması gerekiyor ki çok konuşulduğunu düşünmüyorum. Göztepe tarafından İlhan Palut çok güzel bir galibiyet. Ben beklemiyordum bu arada galibiyeti. Beraberlik maksimum bekliyordum. Alanya Spor özelinde çünkü. Ama çok pragmatik, soruna doğru teşhis koyan ve aynı zamanda da bu teşhisi de uygulayan bir teknik direktör İlhan Palut. Hatay Spor'da bize bunu gösterdi zaten. Ama Göztepe'de bunun devamının gelmesi lazım. Fenerbahçe maçı bence bu anlamda devamının gelebilmesi açısından. Ben bu noktada Fenerbahçe'nin çok çok kötü işte bir performansını göstereceğini düşünmüyorum. Skor anlamında belki bu böyle olabilir. Şey anlamda belki beraberlik olur. Yenilmez bence Fenerbahçe. Ama Göztepe'nin de yükselirken Fenerbahçe hafif bir aşağıya doğru inerken Göztepe deplasmanı İlhan Palut da olmasa Tamer Tuna da olsa sıkıntılı bir deplasman. Benim hani maçla alakalı beklentim ben beraberliğin daha az ağır bastı ama Fenerbahçe'nin de bu kadar kötü olarak lanse edilmediği bir maç olacak. Yani aslında Göztepe tarafına baktığımızda ilk çıkan istatistik mesela Göztepe Fenerbahçe'ye ağırladığı son 8 maçın sadece birini kaybetmiş. Yani İzmir'de Fenerbahçe'ye geçit vermeyen bir Göztepe. Ve Göztepe şu an Beşiktaş'la beraber Opta verilerine göre kalesini en çok gole kapatan takım ligde. Yani savunma yapmayı iyi bilen bir takım var Fenerbahçe'nin karşısında. Tamer Tuna döneminde katarsak İlhan Palut'un da üzerine koymasıyla. Ve Fenerbahçe'de zaten Vedat'ın oynayan bir muallak. Kruse döndü deniyor. Kruse'nin ilk 11'de olup olmayacağı ayrı muallak. Fenerbahçe tabii. Üretim sorunları yaşayan Göztepe gibi ligin en iyi defansına sahip Beşiktaş'la beraber takımına karşı maça çıkacak olması ben çok tercih edilmeyecek bir rakip olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe burada elini güçlendiren Göztepe Alanya Spor'u yenmeseydi çok daha farklı bir motive Göztepe görürdük. İç sahada sanki bu maçta beraberlik onları bozmaz gibi. Fenerbahçe'ye evet. Ama ben kesinlikle galibiyet gerekiyor diye düşünüyorum. Ve şurada şu var. Yani Ersun Hoca maç sonu çıksaydı şunu deseydi bana Yeni Malatya maçından sonra. Çok eksiğimiz vardı. Oyuncu değişikliklerini ben buna göre yaptım. Beraberliğin bizi bozmayacağını düşündüm. Önümüzdeki maçta da işte buna uygun maç özelinde taktikle çıkıyorum dese okey. Ama maç sonu da biz işte hücum oynayacaktık. Ya yine atak var, hücum performansını belirten cümlelerle çıkınca bence sorun burada. Fenerbahçe için Göztepe deplasmanı bence bir eşik. Özellikle umarım Kruse döner. Kruse dönmezse Vedat'la beraber çok sıkıntılı bir Fenerbahçe izleriz yine. Ne olursa olsun Fenerbahçe orta sahasında sezon başında Mehmet'in dediği gibi dinamik bir orta sahayla kurulması gerekiyor. Dedikten sonra Mehmet'e paslayacağım. Sence Fenerbahçe'nin ideal orta sahası ne? Biraz daha böyle sezon genelinden bakarsak ben Fenerbahçe'nin üretim konusunda aslında çok sıkıntısı olmadığını, sadece verimli üretim konusunda sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Doğru. Çünkü
Ya baktığımız zaman ligin en fazla pozisyon bulan takımı, en fazla atak yapan takımı ve hani gol beklentilerinde aynı zamanda ligin zirvesine yer alıyor. Hatta bayağı da bir arada fark var diğer takımlarla. Ya şeye baktığımız zaman mesela yine aynı verilerle gol beklentilerinin atılan gole arasındaki farka baktığımız zaman Fenerbahçe'nin attığı gol sayısının beklentisine göre daha düşük olduğunu görüyoruz. Hatta bu aradaki makas da belki de ligin en kötü takımı yani. Çok ciddi bir geride yani. Bu da bir verim konusunda ve hani bitiricilik, verim hani bu tarz şeyler konusunda hani biraz daha sıkıntı olduğunu bize gösteriyor aslında. Ki ben bunu da biraz da sene başından beri teknik oyuncuların yetersizliğine bağlıyorum aslında. Ya çünkü mesela geçen kadroya baktığımız zaman hani ya gerçekten böyle hani isteyerek bir şeyler üretip hani ön alan için konuşuyorum. İsteyerek bir şeyler üretip ya böyle verimli bir şekilde takım arkadaşına atağa sokabilecek, pozisyon hazırlayabilecek bir isim yoktu. Yani ya oraya koşu atacak, hani şey yapacak, hani böyle bu tarz biraz da böyle boşluklar üzerinden gidiyordu Fenerbahçe ki öyle de oluyordu. Yani bu da işe yarıyordu. Fakat hani ön alanda Kruse ve Muriç gibi müthiş hareketli iki oyuncu olmayınca bu plan aslında biraz daha işe yaramaz oluyor. Ya dolayısıyla yine aynı soruna geliyoruz aslında. Bu takımın net bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var ve orta saha kurgusunda da hani ya bu boşluk dolduran işte biraz önce de bahsettiğiniz gibi hani Ozan tarzı veya Tolga tarzı bu tarz bir ismin ya kanatta değil ama orta sahada hani arkadaki boşluklara sürekli girecek, ceza alanında ekstra oyuncu olacak ve hani oralara gelecek bir isme ihtiyacı var yani. Çünkü Emre ve Gustavo'ya baktığımız zaman ya bu takım top çıkarma konusunda sorun çıkar ya yaşamaz, mümkün değil yani. İki takım, iki oyuncu da top istemeyebiliyor. Hani ayakları bileklerine hakim, oyunu yönlendirebiliyor. Liderlik özellikleri var. Fakat hani rakip sahada bu oyuncuların koşu mesafeleri az ki Emre'nin iki maç önce bunu da gördük yani. En kötü karşılaşmadan birini çıkardı. Ya 35-36 paslarda bitirdi yani kaybedilen maçı. Evet. Ki hani bu da belki de sezonun en şeyiydi. Bu da öne gittiği için oldu. Yani bu ikilinin rakip sahadaki koşu mesafeleri, oraya katkısı biraz sınırlı. Zaten yaşlarına baktığımız zaman da bunu görebiliriz. O yüzden hani bu açığı kapatmak için biraz daha böyle koşucu, hani ekstra onların yükünü alacak bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla ben hani Ozan'ın hani Kruse ve Muriç'le beraber arkada, orta sahanın arkasında oynaması gerektiğini düşünüyorum yani bu yapı. Peki yani bu konuyu kapatmadan önce Jailson'a bir yer açıyor musun Fenerbahçe kadrosu? Ya Jailson aslında orta sahada bence stoperde de iyi iş yapmıştı. Hani belki hatalar falan olsun, hani savunma anlamında tartışılabilir. Hatta yani eksiye de gidebiliriz yani tartışma konusunda, ama hani oyun yönlendirme olsun, hani Ersun Yanal'ın sahaya yayılma ve takıma yaptırmak istediklerini İşte belli bir şey çıtasını koysak, bu çıtaya takım arkadan çıkartıyordu ve hani gerçekten de çok büyük katkı sağlıyordu buna. Ama orta sahada hani şimdi Emre ve Gustavo varken birazcık daha silik kalıyor yani. Ama ben yine de hani öyle arka plana bırakılabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum yani. Bence de çok kaliteli bir oyuncu yani. Şöylesen. Bence Fenerbahçe'nin kadrosunda şu, para edecek 3-4 adam var. Bir Jailson diye düşünüyorum. Özellikle paraya ihtiyacı varsa en azından 11'de veya en azından şu maç kadrosunun içinde süre alan kadronun bir parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Tahminine de gelirsek maçın, Göztepe son 8 maçta da gol atıyor. Özellikle sezon başında problemi Göztepe'nin gol atamamaktı. Onu üzerinden 60 göz. Sanki Fenerbahçe'den de bu sefer özellikle Kruse'de dönerse Vedat'ın dönüşü hala muallak. Ben gol bulacağını düşünüyorum. Ben karşılıklı goller göreceğimiz bir karşılaşma bekliyorum kendim. Ben de aslında biraz daha böyle 0-0, 1-1 tarzı biraz da böyle yakın giden bir karşılaşma bekliyorum. Ya çünkü bir tarafta baktığımız zaman hani forvetlerin hangisini oynayacağı belli olmayan ve hani verimli üretme konusunda sıkıntı yaşayan bir takım var ve karşısında da Göztepe gibi, ya benim görüşümle ligin en iyi savunma takımı olan bir takım olacak. Ya dolayısıyla hani bu verimsizlik biraz daha artacaktır yani. Ya o yüzden ben biraz da Fenerbahçe'nin gol bulma konusunda, ya kaybetmez maçı büyük ihtimalle ama gol bulma konusunda ve üretme konusunda hani çok sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum, özellikle Akan oyuncu. Katılıyorum. İlke? Abi ben Fenerbahçe ilk golü yerse
Bence Fenerbahçe bu maçı kazanamayacak. Bir ilk önce onu söyleyeyim. Ama ben de 0-0 veya 1-1 bir skor bekliyorum. Göztepe iç sahada bir şekilde gol bulacaktır. Ben de 0-0 veya 1-1 diyeyim, çekileyim. Okeydir. O zaman sıradaki maça geçelim. Evet, pazar gününün maçında da Galatasaray ligin bence en formda ekiplerinden biri olan Trabzonspor'a konuk oldu. Bence haftanın en güzel maçı olacak. Yani pazar akşam Türkiye saatiyle 7'de oturulur, izlenir bu. Bence zevkli de bir maç olacak ama onun öncesinde tabii Mehmet'ten Brüj maçı değerlendirmesini isteyeceğiz. Onun üstüne de üçümüz tekrar Trabzon maçına döneriz. Mehmet sen değil. Galatasaray adına sezonun başından beri baktığımız zaman hani ya doğru düzgün bireysel bir performans ya konuşma sırası bile gelmiyor yani. Hani çünkü tamam, o aşamaya geçemiyoruz. Genelde hani mücadele eden oyuncuların hani ön plana çıktığı, hani artık çıtayı sadece mücadele etme olarak indirilen bir takım görüyoruz yani. Sürekli hani bireysel performansları bir kenara bırakıp hani oyuncuların hareketsizliğinden ve bunun takıma yansımalarından ve bu oyuncu kategorisinin çokluğundan bahsediyoruz yani. Kanatlarda Yuto Mariano olsun, öndeki yine kanatlarda Feghouli Babel olsun. Hani genel olarak böyle bir takımın yaşlı, böyle ağır abi moduna girmiş takılan hani ya böyle ağır ve hani top istemeyi bilmeyen oyunculardan ve bilen veya bunu her zaman yapmayan oyunculardan kurulu bir yapı olduğunu görüyoruz. Ki Fatih Terim de bunu kısmen değiştirmeye çalıştı. Dörtlü'de bu hiç işe yaramamıştı çünkü hani bu takım yerleşim konusunda top çıkarmayı bilmiyordu yani. Ki hani bu teknik heyetin çok büyük, belki de bence Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı yani bu. Ya üçlü denendi. Yine üçlü de olmadı. Üçlüyü koyuyorsun arkaya ama hani ön libero yine onların arasına sokuyorsun yani. Arkadan zaten 3 tane top oyuncunu getiren varsa önde çoğalmak değil mi yani? Asıl maç önde çoğalmak olmalı. Tabii ki, tabii ki. Hani yine oraya gelince böyle altılı gibi bir hat oluyor orada ve hani çok garip bir görüntü oluşuyor yani. Aslında şey Real Madrid maçı, şey Paris maçında biraz da Paris maçı diyorum pardon. Real Madrid maçında da bu yaşanmıştı en sürekli. Yine Galatasaray'ın üçlüde öne çıkamadığını görmüştük ki ligde de bunu gördük ve hani biraz da üçlü de olmayacak mı? Hani umut vadeden bir oyundu üçlü. Fakat üçlü de olmayacak mı dedirtmeye başladı ki tekrar sakatlıklar dolayısıyla dörtlüye dönüş oldu. Ya bu arada geçen süreçte Galatasaray adına çok değişen bir şey olmadı. Yani Galatasaray ileriye doğru kesinlikle bir umut vaat etmiyor. Yani Fatih Hoca sürekli ocak ocak diyor. Yani geçen sene de aynı şekilde haziran haziran diyordu ama hani değişen bir şey görmüyoruz yani. Ne oyunda ne oyuncularda bireysel olarak. Ya şu sezon tüm geneline baksak mesela Ömer Bayram haricinde hani bu takımın hani fark yarattığı bir mevzu hiç olmadı yani. Dolayısıyla bu gerçekten takımın içinde olduğu durum bize çok net gösteriyor gibi yani. Brüj maçında da ya çok büyük sıkıntı. Hani belki oyundan ziyade puan, galibiyet ihtiyacı vardı. Fakat hani son dakikada geri çekiliyorsun. Ceza alanında 9 kişiyle 10 kişiyle bekliyorsun ve ya hiç oyuncu çıkartmamışsın yani. Ya kaşınmaktan başka bir şey değil bu bana göre. O yüzden pek diyeceğim bir şey yok yani bu konuda. Yani Trabzon maçına gelirsek aslında ben iki farklı oyun yapısı görüyorum burada. Mesela Trabzonspor maçı erken başlamayı, hızlı başlamayı seviyor. Hatta mesela Opta'dan ilk yarıda gol istatistiklerine bak. Trabzonspor 10 gol atmış ilk yarılarda. Daha ilk yarıdan. Ama öte yandan Galatasaray ilk yarılar boyunca sadece bir gol yemiş. Yani bir tarafta oyuna hızlı başlayan bir Trabzon, öte yandan ilk yarıda bir sakin, bir duralım diyen bir Galatasaray var. Burada kimin oyun sistemi sahada daha söz sahibi olacak, bu önemli. Yani bence Trabzon haldır haldır yine abiyane tabirle Galatasaray'ın üzerine gelecektir. Galatasaray'ın da buna tepkisi çok önemli. Galatasaray hücumda nasıl karşılık verebilir? İlke sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Abi valla Babel yok. Yani Falcao zaten yok. Andone de yok. Adem Büyük son maçta Brüj maçında bence çok etkili bir performans sergiledi. Attığı gol de bu arada ciddi şekilde çok muazzam bir gol bence. Yani ama abi yani Galatasaray dediğimiz takım Türkiye'nin kim ne derse desin en başarılı futbol kulübü. Futbol anlamında söylüyorum.
Ama bakıyorsun hani Galatasaray dediğimiz kulüpte Adem Büyük ve Ömer Bayram fark yaratıyorsa abi burada net şekilde bir problem var. Bu 2-2 daha 4 kadar bir gerçek yani. Çok net. Trabzon deplasmanı. Şampiyonlar Ligi'nde hani biliyorum. Biri ha. Golünü yapıp birinin asistini yapıyorsa ilk 5. haftada bu büyük sıkıntı. Kesinlikle. Ya bundan bahsettim. Yani burada net bir sıkıntı var ki sıkıntı da biliniyor. O ayrı bir konu. Yani Trabzon bence lig iç saha üzerinde yani genel anlamda da benim şampiyonluk adayım hani Fenerbahçe veya Trabzon'du. Hep bunu söyledim. Ama şunu söyleyebilirim. Ben çok çok zor bir maç bekliyorum yani Galatasaray adına. Hücum anlamında bekleri ciddi şekilde problemli olan bir Galatasaray ile beklerini çok iyi kullanan ki Novak olmayacak sakatlığı var. Pereira ile birlikte ileriye iyi çıkan kenar oyuncularıyla ciddi şekilde oyunu yönlendiren Galatasaray orta sahasında bence olmayan tek isim Trabzon orta sahasında Sosa gibi bir etken var. Bunları tek tek ortaya koyduğumuz noktada bence Galatasaray savunmada ciddi şekilde sıkıntı yaşayacağı bir maçı oynayabilir. Ama yine de Trabzonspor'un da savunma anlamında sıkıntıları var. Zaten bunu geçtiğimiz program söylemiştim sanırım. Trabzon bir maçı kazanacak minimum 2 gol atmalı. Çünkü bir tane banko yiyor Trabzon. Yine Galatasaray karşısında da bu olabilir. Ama ben yine de böyle sansasyonel bir galibiyet Trabzon tarafından bekliyorum. Böyle 4-0, 4-1 gibi bir skor sanki şey olmayacakmış gibi geliyor bana, şaşırtmayacakmış gibi geliyor. Buradan Mehmet'e Trabzonspor maçını aslında bir soruyla paslayayım. Trabzon iç sahada öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmemiş. Sadece bir beraberliği var. Gerisini full yemiş bu sene. Yani aslında Trabzon'a o ilk golü attırmamaktan mı geçiyor Trabzon'la puanla dönmek? Ya kesinlikle ya, bir de Trabzon'a karşı ya şimdi orta sahası ya Mikel mesela form ilk girdiğinde biraz sıkıntı yaşamıştı ama müthiş bir seviyeye çıktı. Sosa'yı zaten konuşmaya bile gerek yok. Hani baktığımız zaman hani orta sahası aslında birbiriyle tamamen uyumlu isimlerden oluşuyor. Yani hani Sosa'yı biraz daha böyle derini yanına her türlü oyuncu oraya döşeyebiliyorsun yani, ki bu müthiş bir avantaj ve teknik direktör için de çok büyük bir esneklik yani, ki bunu da iyi kullandılar ve hani kanat oyuncularının da etkisiyle beraber ya müthiş bir hani grafik yakaladı Trabzonspor. Bu da bir şekilde hani devam edecektir. Fakat Galatasaray'ın da hani biraz daha böyle tutucu oyunuyla hani oyunu iyi kitlemeyi bildiğini, yani ya oyunda tempoyu zaten kendi temposu düşük olduğu için rakibi de biraz daha buna çekerek hani oynamayı sevdiğini, zaten hani ilk yarıdaki istatistik de bunu biraz daha belli ediyor yani. Hani ikinci yarıda bir oyuncu değişikliği yaparım. Yani o ne olursa olur deyip hani genelde böyle bir anlayışa sahip bir Galatasaray yapısı görüyoruz. Aslında bu da Fatih Terim'in genel kariyerine ters bir şeydir yani. Çünkü ilk girişten çok hızlı girmeyi seven bir teknik adamdı yani bundan öncesinde. Bu aslında yapıda şu anda. Bunda ya ben Galatasaray karşısında çok ciddi bir şekilde hani etkili olacağını ve özellikle kanatları iyi kullanacağını düşünüyorum yani. Merkezi belki Galatasaray biraz oradan Trabzon'u durdurmaya çalışabilir ama hani şimdi Trabzonspor kanadındaki oyuncuları Galatasaray birebir de nasıl savunacak? Bu gerçekten de bana yani çok zor geliyor. Böyle imkansız bir şeymiş gibi geliyor. Dolayısıyla ben hani Trabzon'un yine böyle zaten hep böyle Trabzonspor'da bir oyuncu çıkmıştır yani Galatasaray'a böyle bireysellikle gol atan, yine o tarz bir gol bulabileceğini ben Trabzon'u düşünüyorum yani. Ya oyun içinde ya Trabzon'un 55-60'la daha avantajlı olduğunu düşünüyorum yani Galatasaray'a. Ben skor tahmini tarafında biraz daha Trabzon tarafındayım. Ben maçı Trabzon'un alacağını düşünüyorum. Bununla beraber benim maç tahminim aslında biraz değişti. Trabzon Galatasaray arasındaki son 9 maçta 10 kırmızı kart çıkmış. Ben bu maçta kırmızı kart bekliyorum. Yani bir yerde bir kırmızı çıkar diyerek bu partı bitiriyorum. Evet, haftanın kapanış maçında Beşiktaş sahasında ligde tek galibiyeti Fenerbahçe'ye karşı Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş'ta son 6 maçta yeniden sadece bir gol var. Opta'da hemen bu istatistiği paylaşmış, onun bilgisini de veriyorum.
Beşiktaş Şubat 2016'dan beri en az gol yediği serisini yaşıyormuş. 4 maçtır üst üste gol yemiyor galiba. 2016'dan beri yok. Antalya Spor karşısında bir dakika istatistiği buluyorum hemen. Evet, evinde son 3 maçtır gol yemeyen evet. Beşiktaş Şubat 2016'daki 4 maçlık seriden bu yana en uzun gol yememe serisini yaşıyor diyor Opta. Yani Abdullah Avcı sanki sistemini oturttu. O Başakşehir'deki Mert Günok'u her gol beklentisini zirvesine çıkartan istatistik sanki Beşiktaş'a sıçradı. Ya Karius bile çok iyi kaleci gibi gözüküyor İlke. Ne dersin bilmiyorum. Abi bak bir şey söyleyeyim, Karius iyi kaleci zaten. Beni ikna edemezsin bu konuda. Yok bak Karius ya bence iyi kaleci. Jürgen Klopp'a göre de iyi kaleci. Onun da şöyle bir açıklaması var. Hani Karius kötü kaleciyse ben futboldan anlamıyorum demişti Jürgen Klopp zamanında. Bunu sorgulayıp bakabilir arkadaşlar. Merak ediyorlarsa. Karius kötü kaleci değil. Karius kafa olarak problemi var. Yani mental sorunu var Karius'un. Yoksa kaleci yetenekleri anlamında bence kötü bir kaleci değil Karius. Ki bunu da söyledim daha önce de. Ama yani bak ilk geldiği zaman basın toplantısında şöyle bir açıklaması var. Ben dedi bu takıma toplu bir şekilde hücum, toplu bir şekilde de savunma yapmayı öğreteceğim. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Şenol Güneş'li dönem geçiş savunmasında problemlerin olduğundan bahsetti. Ben bunu düzelteceğim dedi. Hatta ben de o zaman bu konu çok önemli. Hocanın ilk önce buraya müdahale etmesi gerektiğini söylemiştim, yazmıştım. Yaklaşık 7. hafta, 8. haftadan sonra Beşiktaş'ta ben bunu görmeye başladım ve bunu beni ciddi şekilde çok mutlu ediyor. Yani futbolda önemli olan, yani tek önemli olan şey ne? Gol atmak ve kazanmak. Abi Beşiktaş gol yemiyor ve kazanıyor. Bu ciddi şekilde bir başarı ve ben bu başarıyı da sonuna kadar destek. Şöyle bir detay var. Hocanın Fuat Aktağ ve Bağış Erten abilerle birlikte programı var. Aslında diye bir program var D-Max'te. Yeni bölümü de yayınlanmış. Onu da izlesinler bizden sonra. Çok net tavsiye ediyorum. Hoca bazı şeyleri çok net açıklamış. Yani oyun planıyla alakalı belli şeylerin değiştirdiğini, oyunculara göre hareket ettiğini söylüyor ki bunu esneklik anlamında söylüyor tırnak içerisinde. Konyaspor maçı şunu net şekilde gördüm. Herkes maçın ikinci yarısında Caner Erkin sağ açık oynar mı diye benim timeline'da sürekli bu tweetler dönüyordu. Yani hani takip ettiğim o kadar kişi var ama o an timeline'da 20 kişi varsa 18'i de Caner Erkin sağ açık oynar mı'yı konuşuyordu. Şöyle düşündüm. Neden acaba Caner sağ açık oynadı vesaire. Şuna geldim. Hoca Manchester City'nin oynattığı yani Guardiola'nın oynadığı 3-2-5'i oynamaya çalışıyordu ilk 7 hafta özelinde. Sonra bunu değiştirdi. Olmayacağını anladı ki hatalardan ders çıkarmak da ciddi şekilde takdire şayan bir harekettir. Hoca şunu yaptı. Vida Ruiz, Gökhan Atiba Elneni, Reboç. Önlerinde Yeğiç, sağda Caner, ortada Burak, solda da Enkudu ikinci yarıda. Burada amaç çizgiyi kullanan bir Reboç'u, çizgiyi kullanan bir Gökhan. Ters kanatta oynayan ve içeri kat eden bir Caner, yine ters kanatta oynayan ve içeri kat eden bir Enkudu. Yani Gökhan ve Reboço ne kadar ileri çıkarsa Beşiktaş ön alanda toplam 6 kişiyle hücum etme gibi bir potansiyele sahip oluyor ki bu çok önemli. Aynı zamanda da geriye geldiği zaman Caner ve Enkudu da rakip stoper ve beklerinin arasında merkeze yardım ediyorlar. Caner ve Reboço da zaten Gökhan ve Reboço da zaten geriye doğru geliyor. Şimdi şöyle bir hücum yaparken savunmayla birlikte yani Ruiz de ileri çıkıyor. Savunma yapılacağı zaman Burak da birlikte geri dönüyor. Beşiktaş kutu gibi bir kutu içerisinde, bir alan içerisinde toplu şekilde hareket ediyor ki gol yememesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi bu bence. Bu açıdan 5 çıkamadığı Konyaspor deplasmanında, 5 maçtır çıkamadığı Konya deplasmanında çıkmasının ana sebeplerinden bir tanesi de bu toplu ve topsuz oyunda birlikte hareket edilmesi ki topsuz oyunda ciddi şekilde Beşiktaş çok iyi yer alıyor ve bu kullandığı alanı da çok iyi kullanıyor. Bu anlamda Abdullah Avcı özelinde sadece şunu söyleyebilirim ben. Konyaspor maçında deplasmandaki Konyaspor'a karşı 1-0 kazanmak taraftarı her zaman mutlu eder. Bu bir gerçek. Beşiktaş berabere kalsa da Konyaspor'a karşı berabere kaldık. Aykut Kocaman takımına karşı beni üzmez. Çünkü zaten oyunu kitleyen bir teknik direktör Aykut Kocaman. Ama takımın
taraftarın daha tatmin olmadığı tek konu var, o da şu. Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yenerken bir sonraki hafta, yani bu hafta içerideki Kayserispor, ki Kayserispor'un ciddi şekilde problemleri var. Abdullah Avcı'nın bu maçta 1-0'a kitlememesi gerekiyor. Taraftarı tatmin etmesi lazım. Hocanın teoride kafasında bir plan var, o planı uygulamaya çalışıyor. Pratikte de bunun sonuç aldığını son 5 hafta, 6 hafta özelinde. Ama bir de bundan sonra artık hocanın yeni bir teoride şunu yapması lazım. Taraftarın beni sahiplenmesi gerekiyor ve sahiplenmesi için de, ki bu benim için önemli değil. Hoca yine 1-0 kazanmaya devam etsin, benlik hiçbir problem yok. Taraftarın belli bir bölümünün hocaya karşı eleştirilerini kesebilmesi için, ya bunu sona minimuma indirebilmesi için, hoca deplasmanda kazandığı Aykut Kocaman takımına, yani Konyaspor'a karşı kazandığı 1-0'lık maçtan sonuçlar çıkarıp Kayserispor'a karşı da sonucu 1-0'a bağlamaması. Bu bir. Bir de şöyle bir şey var. Tek onu söyleyeyim, sonra size bırakayım. 0-0'ı Beşiktaş ne kadar iyi oynayabilirse Beşiktaş o kadar çok seviye atlar. Bu kadro 1-0 oynayabilir. Bu kadro 1-0'ı zaten oynuyor ve baktığımız zaman da 1-0'da skor 1-0 iken Beşiktaş'ın oynadığı süreye dikkat edin. Topla sürekli oynayan, topu sürekli çeviren ve topu rakibe vermekten imtina eden bir Beşiktaş var. Ama 0-0'ı da senin sorun çözen bir oyuncuya ihtiyacı var. Sorun çözen oyuncun kimdir? Yayiç'tir. Kimdir? Enkudu'dur. Enkudu'nun sakatlığı vardı. İkinci yarılarda oyuna girmeye başladı. İki haftada. Belki bu hafta ilk 11'de göreceğiz Enkudu'yu. Ama Yayiç sorun çözen bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon sorun çözdü. Ama bu yıl sorunun en sonundaki nokta, çözme noktasında Burak Yılmaz var. O en uç oyuncusu olduğu için saymıyor. Ya 0-0'ı oynamak, doğru oynamaya çalışan, 0-0'dan hemen çıkmak isteyen bir takımın bayrak oyunculara ihtiyacı var. Ya hiç bu bayrak oyunculardan biri ama top oynamıyor. Beşiktaş'ın bunu çözmesi lazım. Ocak'ta ya da Haziran'da. Bu anlamda 0-0'ı doğru oynamaya çalışan Beşiktaş bu kadro birçok şeyi başarır. Zaten bu kadro 1-0'ı oynamayı başarıyor. Bunu söyleyeyim size. Vallahi Mehmet ilk her şeyi anlattı ya. Ne diyorsun? Ya sana şöyle paslayayım ben. Beşiktaş kalesine çekilen son 65 şutun biri gol olmuş. Yani defans dersi veriyor Abdullah Avcı. Ya Karius için de şunu eklemek istiyorum aslında. Ya baktığımız zaman hani bazı oyuncuların hani belli yetenekleri olsa da oyun içindeki konsantrasyon seviyeleri ve hani oyuna tam anlamıyla odaklarının belli dakikalar veya sezon genelinde belli maçlarda düştüğü, ki buna zaten istikrarsız diyerek açıklayabiliriz. Ya bazı oyuncuların yapılarının böyle olduğunu görüyoruz ve ben Kairos'un da biraz daha bu yapıda bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çok yetenekli ve hani komple diyebileceğimiz belki de bir oyuncu ama hani oyun içinde tam böyle dalgalanmalar yaşıyor ki hani kariyerinin belki de bir üst seviyeye çıkmamasının da en büyük sebeplerinden birisi bu bence. Ya bu oyuncular hani bazı şekilde hani mesela bazı yöntemlerle oyuna devamlılığını sağlayabiliyorsunuz. Ya mesela Belhanda da böyle bir oyuncu. Ya normalde alan savunması yaptığında rakip gelirken çok iyi alan savunması yapmamasına rağmen ya mesela ön alanda sen şunu tut dediğin zaman hani ya önüne hedefi koyduğun zaman oyuncunun çok daha rahat hareket edebilen ve hani bunu çok daha kolay sahiplenebilen ve bunu oyun içinde sürekli hani devam ettirebilen bir profil mesela. Ya ki hani şampiyonluk dönemlerinde bunu da görmüştük Galatasaray'ın. Karius da biraz daha böyle hani ya yani kırmızıya hani odaklarsın ya mesela bu ay. Aynı onun gibi belli roller vermek gerekiyor oyunda tutmak için bazı oyuncuları, en basit tabirle. Ya Karius'un da biraz daha böyle geriden top çıkarmaya çalışması, sürekli tetikte olması ve sürekli top alması ve hani sorumluluk alması, ben oyun içindeki odağının biraz daha yükselttiğini düşünüyorum Karius'un. Dolayısıyla performansının ben biraz daha artacağını düşünüyorum zaman içerisinde. Yani bayağı bir üst ya birkaç gömlek daha yukarı çıkaracağını düşünüyorum. Ya Abdullah Avcı için gelirsek de ya önce savunmayı oturtayım ben, sonra da hücuma ekleme yaparım. Bence çok doğru bir mantık, olması gereken bir mantık. Fakat hani takımın hücum şeyi, yani ilkinde dediği gibi 0 ya 0-0'dan bir an önce çıkamama süresi uzadıkça hani bu takımın ben hani bu oyun yapısıyla şampiyonluğu çok zorlayamayacağını düşünüyorum. Çünkü neden böyle diyorum? Ya şimdi ligin ilk yarısında alınan ya maçların
Böyle bir düzey oranı yapsak mesela ligin ilk yarısına göre aynı rakiplerle ikinci yarıda oynasan ikinci yarıdaki maçlar her zaman çok daha zor olmuştur. Evet. Ki şampiyonluk yolunda işler kritik değiştiği zaman hani biraz daha böyle 1-0'a oynamak artık yetmiyor gibi olacak yani ki hani Abdullah Avcı'nın Hep Başakşehir'de karşılaştı. belki Başakşehir'de de yaşadığı sıkıntı buydu aslında. Dolayısıyla bir an önce hani İlken'in de dediği gibi o 0-0'dan çok hızlı bir şekilde çıkması gerekiyor bu takımın. Eğer şampiyonluk için çok ciddi bir aday olmak istiyorsa yani. Katılıyorum. Maç tahminlerine de gelmek istiyorum. Ama kısaca ben Beşiktaş'ın en azından şu an doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Ve siz tarihin en kötü başlangıçlarından birini yapan Beşiktaş şu an devreyi lider kapatma ihtimali var. Hiç de azımsanacak değil bence. Yani, bence tek rakibi Sivas ve iyi oynayan Galatasaray'dan çıkan bir Trabzon ekarte edebilirlerse Beşiktaş hiç belli olmaz. Devreyi lider bitirebilir. Ben Kayserispor karşısında rahat bir galibiyet alacaklarını düşünüyorum. Zaten Kayserispor şu ana kadar sadece bir maçta gol yemedi ligde. O da Fenerbahçe. Yani sonuç odaklı gitmiş adamlar. Fenerbahçe'yi rakip olarak görüp iyi kitlemişler. Abdullah Avcı'yı kitleyebilirler mi? Bende soru işaretleri var. Çünkü gerçekten şimdi kadrolucular da Kayserispor takımında. Ben iyi bir gidişatı olduğunu düşünmüyorum Kayserispor'un. Ben Beşiktaş'tan rahat galibiyet bekliyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum ya. Yani Kayseri bana göre Ankara Gücü'nden sonra ligin en büyük düşme adayı bence şu andaki oyun Aynen. yapısı, performans durumlarıyla. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın 2-0, 3-0 gibi çok rahat bir şekilde maçı alacağını düşünüyorum. 3-0 da benden var İlke. Abi ben karşı gol yok yani. Ha. Bir gol olur. Onu da Beşiktaş atar diyeyim. Kayserispor'dan Beşiktaş gol yemeyeceğini düşünüyorum. Daha güzel bahis bence. Şimdi Beşiktaş kazanır diyeceğim. 3 haftadır Beşiktaş zorlanır diyorum. Kazanıyor. Şimdi kazanır diyeceğim. Kazanamayacak. Totem yapıp devam ediyorum. Sen bulmuşsun yolunu ya. Neyse Tabii. haftanın diğer maçlarıyla devam edelim o zaman programın son kısmı. Evet haftanın gelelim diğer maçlarına. Cuma günü Hamza Hamzoğlu'nun yönetimindeki Gençlerbirliği Yeni Malatya'yı konuk edecek. Bence güzel maç olacak. Yani benim tahminim her iki takımdan da goller göreceğimiz adına Malatyaspor Fenerbahçe maçındaki 0-0'ın acısını çıkartacaktır. Ben gollü bir karşılaşma bekliyorum. Mehmet. Ya ben biraz da böyle golsüz bir karşılaşma ve 1-0 ya böyle 1-0 demeyeyim de tek farklı Gençlerbirliği'nin alacağı bu sefer Malatya'nın Aa. karşısındayız. Ya tek farklı Gençlerbirliği kazanır gibi geliyor bana. Yani. Çünkü Hamzoğlu ile beraber çok ciddi bir grafik yakaladılar ki hani bu lig için çok uygun bir profil bence Hamzoğlu Hoca. Aynen. Bir de bir ivme yakaladılar ve sürdüreceklerini düşünüyorum bunu. Yeni Malatya olsa bile rakip hani alırlar yani bence. İlke sosyallikte Cilerme'yi çıkartayım mı takımdan? Ne diyorsun? Senin tahminin ne? Abi vallahi yani Sergen Hoca düşüşe mi geçiyor bilinmez ama ben Gençlerbirliği'nin son Kasımpaşa deplasmanında maçtaydım. Onur Altuner'le birlikte Pablo'ya da selam olsun. Biz Gençlerbirliği'ni çok beğendik. Onu söyleyeyim. Çok daha kompakt, çok daha kaliteli duran sahanın içerisinde. Çok iyi baskı yapan, gelen baskıyı da çok iyi püskürten bir Gençlerbirliği performansı gördüm ben. Başta Berat Ayberk Özdemir olmak üzere Türkiye'nin önümüzdeki 10-15 yıl içerisindeki en kaliteli merkez orta sahalarından, en kaliteli savunma yönü oyun kurucularından bir tanesi olacak Berat. İnşallah kariyeri de böyle de. Ben Gençlerbirliği'nin performansını çok beğeniyorum. Ama ben de Mehmet'le aynı fikirde olsam da 2-1 diyeyim. 2-1'dir, 2 maçtır 2-1 kazanıyor Gençlerbirliği. Ben bu maçta yine 2-1 Gençlerbirliği'nin kazanacağını düşünüyorum. Olsun. Senle devam edelim o zaman. Tamam. Lider iç sahada Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sen Kasımpaşa maçlarını iyi bilirsin. Sürekli oradasın Evet. iç sahada. Ben Sivasspor'a içeride gördüm hiç affetmem. Sivas galibiyete yine uzanır diyeceğim. Abi yani çok farklı bir performans. Yani ciddi şekilde Rıza Çalınbay'ın yani Rıza Hoca'nın oynattığı oyun ya çok garip yani. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Bak çok açık açık söyleyeyim. Böyle bir şey beklemiyordum. Ama Kemal Özdeş takımı yani Kasımpaşa özelinde şunu söylemek lazım. Quaresma özelinde böyle sanki bir şeyler oluyormuş gibi görünüp olmuyor. Yani çok mış gibi bir futbol oynuyor Kasımpaşa takımı. Bu anlamda
iki haftadır da canlı izliyorum. Hatta üçüncü hafta mı oldu onu bilmiyorum. İki haftadır canlı izliyoruz biz Kasımpaşa maçlarını. Yeni Malatya Spor ve Gençler Birliği maçları olmak üzere. Çok bence etkisiz bir Kasımpaşa ama her an gol bulabilecek bir Kasımpaşa var. Ben Sivas Spor karşısında da gol atacağını düşünüyorum. Özellikle Koyta ve Kuvarecim. Sivas Spor belki iç sahada kazanacaktır ki bence kazanması daha muhtemeldir. Ama ben yine de gol yiyeceklerini düşünüyorum. 1-1, 2-1, 3-1 tarzı bir skor bekliyorum açıkçası. Vallahi Mehmet ben net 2-0, 3-0 Sivas galibiyeti bekliyorum. Sende durumlar ne? Ben de Sivas rahat kazanacak gibi geliyor ama ben de gol yiyeceğini düşünüyorum. O yüzden tahmin yapsam 3-1 derim herhalde maç. O zaman senle devam edelim. Çaykur Rize sahasında Konya Spor'u konuk edecek. Allah sıkıntılı maç gibi duruyor. Tam çok karşılıklı gol olmayacak maçı. Böyle 1-0'ın evet. Atanın alacağı veya 0-0'a kilitlenecek. Ben az gol göreceğimizi düşünüyorum. Karşılıklı gol olmaz Rize Konya maçında Mehmet. Sen ne diyorsun bilmiyorum. Ya ben de 1-1 şu anda içimden geçiyor maç için ama tamamen benim zıttıma söylemek için şaka yapıyorum. 1-1 derim herhalde. Yani biraz da böyle bana karşılıklı gol olur gibi geliyor. Yani tam tersi gidelim bari hazır gitmişken. Beraberlik diyeceğim ben maçı. Yani beraberlik olur gibi geliyor. İlke? Abi bence Konya Spor kazanacak ya. O deplasman galibiyeti diyorsun. Kesinlikle. Çünkü 5 haftadır kazanamıyorlar. Ve bir tık bence çok bir tık sıkıntılı bir performans. Hem oyun anlamında hem de skora da yansıyor. Ama ben Rize Spor'un oyununu hiç beğenmiyorum. İsmail Kartal hocalığı tartışılmaz ama şu anki performansı tartışılır ki tartışılır. Bence Aykut Kocaman burada galip gelecek abi. Değişik istatistik. Oradan yine senle devam edeyim. Sorma. Alanya Spor kazanır. Sorma. Yok, şeye bağlayacağım aslında. Sıra bakma. Alanya maçını şeye bağlayacağım. Erol Bulut takımlarında geçen sene Yeni Malatya'da da gördük. Lige çok iyi giriş sonrasında düşüş görüyoruz. Mesela Alanya evet. Spor'un 4'te 4 sonrası oynadığı 8 maçta sadece bir galibiyeti var evet, Alanya'nın. Evet. Yani Alanya Spor galip gelir demek istiyorum ama çok kötü de ya. Son 2 maçtır son 3 maçtır gol atamıyor Alanya Spor. Evet. Acaba rüzgar duruldu mu? Sen yine Alanya Spor'un kazanacağını düşünüyorsun ama ben karşılıklı gol olmayacağını düşünüyorum maçta. Ben Alanya Spor galibiyeti almıyorum. Az gollü. Ankara Gücü'nün gol atmayacağına da güveniyorum. Biraz karşılıklı gol olmaz diyorum. Yani şöyle söyleyeyim aslında dediğin doğru. Yani bir tık düşüş var. O çok belli zaten hani son 8 maçta bir ciddi şekilde eleştirilir. Yani şöyle söyleyeyim ilk 4 maçta 4 galibiyet alınmamış olsaydı Erol Bulut belki Alanya Spor'dan bugün bu hafta Alanya Spor başına çıkmaya yani çok net bu. Ya bu kadar ince çizgilerde geçiliyor aslında. Ama Ankara Gücü abi bence net şekilde küme düşme adayı Antalya Spor'la birlikte ben kesinlikle Alanya Spor'un bu maçta kazanması gerektiğini ve kazanacağını. Yani Mehmet sana paslayayım. Ne diyorsun sen Alanya Spor'la? Alanya rahat alır bence. Ya. Ankara Gücü hani hep konuşuyoruz ama ligin en kötü savunması ve en kötü hücum takımı benim evet. görüşüme göre. Evet. Ya gerçekten çok kötüler. Yani hatta ben bu kötü performansın bile biraz daha böyle şanslı olduğunu düşünüyorum. Bana göre çok daha fazla gol yemediler. Ya Alanya Spor'da ya belki kötü bir grafik yakaladı ama baktığımız zaman hani böyle maçlarında ya tamamen kopmadığını düşünüyoruz. Yani görüyoruz yani. Genelde böyle tek farklı ya son 4 maçta mesela galibiyet alamadılar ama 2 ya da 3 gol yediler galiba evet. yanlış hatırlamıyorsam. 2 evet. maçı 1-0 kaybettiler. 1-0-0. Ya hani ben Alanya Spor için tekrar böyle bir yükseliş maçı olacağını düşünüyorum ve bence çok rahat bir galibiyet alacaklar yani. Skor dersem de 2-0 derim herhalde. Oradan çok sevgili hocamız Şumidika'nın takımı Gaziantep'e geliyorum. Gaziantep'e. Gaziantep iç sahada Denizlispor'u konuk edecek. Ben Şumidika hocamdan artık galibiyet bekliyorum ya. Denizlispor son maçında Çaykur Rize'yi 2-0'la geçti. Bence Rize galibiyeti Denizlispor'a bir nefes aldır. Zaten şöyle bakıyorum. 3-6-7 son 7 maçında ya galip gelmiş 2 galibiyet 7 mağlubiyet var.
son pardon 5 mağlubiyet 2 galibiyet var Denizli'de. Beraberliği pek olmayan bir. Ben Gaziantep'e galibiyet yazıyorum İsa'da. Ben de Gazişehir'in kazanacağını düşünüyorum. Ya ben de aynı şekilde düşünüyorum. Denizli'nin yani hiç ortası yok yani. Ya bir bakıyoruz yani 4-5 yemiş. Evet. Ya olmayacak bir maçı kazanmış. Hani hiç gerçekten ortası yok. Yani beraberliğin olmaması bile bunu gösteriyor aslında. Ya bence de ya Denizli kaybeder yani bu. O zaman ilk Başakşehir rüzgarı aldı gidiyor. Şimdi iç sahada da Thomas'ı konuk edecekler. Thomas hocamlı Antalya Spor. Ben Başakşehir'in yanına da bir galibiyet yazıyorum ya. Vallahi abi ben de yazıyorum Başakşehir'in yanına bir galibiyet. Ama bence bu maçta gol yiyecek. Ben 2-0 diyorum. 2-0 Başakşehir. 2-1'miş, 2-1'miş gibi geliyor bana. Hatta golün ismini de söyleyeyim mi ben sana? Antalya Spor'dan söyle. Evet. Mukairo abi. Oynarsa Mukairo'nun golü. Mukairo'nun da Antalya Spor transferi falan tam film hikayesidir. Onu da evet, başka bir evet. Tane an. Yani bence çok iyi bir scouting transferidir. Sen ona bir kısa hikaye videolarım var ya senin. Oraya yaz Mukairo. Mukairo. Tabii abi. İzlenir. Maça dönelim. Eyvallah. Mehmet ne diyorsun? Ya Başakşehir bence çok çok rahat kazanır yani bu maçı. Ben handikap olacağını, farka bile gidebileceğini düşünüyorum. Yani böyle 3-4 olur gibi geliyor bana. Ben Antalya'yı da küme düşme arasına sokuyorum. Yani çok iyi bir savunmaları beklediğinden iyi olduğunu düşünüyordum ki yani direktörlük değişikliğine kadar ya, bence bu düşüşün böyle en dip yerlerinden biri olacaktır Antalya için. Başakşehir rahat kazanır bence. Sosyallikçiler Başakşehir'den kimi alsınlar Mehmet? Bunu da sorarak programı... Kimi alsalar olur. Kaleci maleci ne buluyorlarsa. Ben tam Başakşehir maçına geçmeden önce aklımda da kuruyorum. Diyorum Crivelli'yi alayım bu hafta diyorum. Bak net diyor. Crivelli'yi alacağım yani. Arkadaşlar da tavsiye olsun. Aslında böyle tavsiye vermek kötü abi. Birinciliği oynamıyor musun yani? Niye söylüyoruz? Ama aynı ligde değiliz birkaç arkadaşla. Seninle var. Bizim Ahmet abilerle falan olduğumuz bir lig var. Orayı çok karıştırmak istiyorum. Daha herkes yüksek puan alıyor abi. Onu bir düzeltmem lazım yani. O ilk beşe girmem lazım. Onu kovalıyorum. Bakın bu hafta olacak inşallah. Ya, 130 alacağım bu hafta. Koydum. Mehmet ben şeyi anladım. Ben Arap sermayesi antrenörüyüm ya. Bütçeyi aldım 10 milyon euro ek bütçeyi. Ondan sonra benim puanlar 100-100-100 çıktı. Oo. Biz de sürünelim ya. Anadolu takımı antrenör değilim yani. Araba var tabii. İyisin. Yok be. Yok be kart aldık zaten. Ha, ben de öyle yaptım ya. Yani sonuç olarak sosyal ligde bu hafta Başakşehir'den oyuncular öneririm. Benim oyuncum Visca. Belli ki İlken'inki Crivelli. Mehmet evet. Biraz daha defansa yöneldi. Kaleci maleci dedi. Ne bulursanız alın dedi. Yani kaleci ama... kim? Mert Kino kaleci kim var? Bu aldın. Yine çakıştık. Kaleci kim varsa alsınlar ya. Hiç sıkıntı yok. Ya ben Başakşehir ve Beşiktaş ağırlıklı kuracağım gibi. Beşiktaş'a nazarı değdirirsen ben değdiririm dedikten sonra bu haftada... Bak, söylüyorum. Bak. Öyle bir nazar değerse Almanya'yı abi. Çok net söylüyorum. Evet. En uçakta... kritik yerleri aldım. En kritik yerleri aldım valla. Pazartesi günü 20'de sanırım maç. Beşiktaş maçı. 22'de biter. Ben de derim ki Ersin böyle demişti. Baba 00:30, 00:45 artık ne uçak varsa ben Vın Almanya'da yanındayım. Haberin olsun. Yani o kadar yok ya. Kayseri yener Beşiktaş. Hayırlısı diyelim. Bu hafta da bizlere vakit ayırdığınız için, bizlerle bu güzel sohbete ortak olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz. Zaten beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın dememe gerek yok diye düşünüyorum. Şurada altta bir yerde hatta artık ibaresi var. Haftaya 14. haftaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın.